Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir genel kültür güncel olaylar videosu paylaşıyorum. Ee, yine 30 soru cevaptan oluşuyor. Hiç zaman kaybetmeden sizler de hazırsanız eğer sorularımızı incelemeye geçelim arkadaşlar. Korona kelimesi hangi anlama gelmektedir? Arkadaşlar korona kelimesi güneş tacı anlamına gelmektedir. UNESCO Dünya Belleği listesine giren Kültepe tabletleri hangi ilimizde yer almaktadır? Kültepe tabletleri Kayseri ilimizde yer almaktadır diyoruz. 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı Haziran 2020'de nerede yapılmıştır? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu konferans Haziran 2020'de İstanbul'da yapılmıştır. 2020 yılı Dünya Bankası Genel Direktörü kimdir? 2020 yılı Dünya Bankası Genel Direktörü Mari Elka Pangestu olacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı nerede yer almaktadır? Bu sorumuzun cevabı ise Osmaniye olacak. NASA'daki çalışmalarıyla Apollo Barış Ödülü'ne layık görülen Türk kimdir? Dilhan Eryurt'tur diyoruz arkadaşlar. 15 Temmuz'dan sonra üst olarak kullanılan Akıncılar Üssü'nün yeni adı ne olmuştur? Mürtet Hava Üssü olmuştur arkadaşlar. Temmuz 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na kim seçilmiştir? Bu sorumuzun cevabı ise Burhan Üstün olacak. 2020 yılı Oscar ödülünü alan Parazit adlı film hangi ülke yapımıdır? Güney Kore yapımıdır diyoruz. 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle şehadetinden 100 yıl sonra madalyayla taltif edilen kahraman kimdir? Şehit Kamil'dir arkadaşlar. Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'ne imam olarak atanan kişi kimdir? Mehmet boynu kalındır diyoruz. Dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili Haziran 2020'de hangi ülkede keşfedilmiştir? Dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili Haziran 20 2020'de Japonya'da keşfedilmiştir arkadaşlar. Parmak ve sıkma olarak tabir edilen Haziran 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen peynir hangi ilimize aittir? Bu sorumuzun cevabı ise Kahramanmaraş olacak. Temmuz 2020'de hangi şehrimizin havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmiştir? Sakarya'da olmuştur bu olay arkadaşlar. Nisan 2020'de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Koramaz Vadisi hangi ilimizde yer almaktadır? Arkadaşlar Koramaz Vadisi Kayseri'de yer almaktadır diyeceğiz. 2020 yılında özel tedavül para ve hatıra parası basılan ibadethane hangisidir? Bahsettiğimiz bu ibadethane Ayasofya'yı Kebir Camidir diyoruz. Emmy ödüllerinde en iyi pembe dizi ödülünü alan ilk Türk dizisi hangisidir? Bu sorumuzun cevabı ise Kara Sevda olacak. TikTok uygulamasını yasaklayan ülke hangisidir? Arkadaşlar TikTok uygulamasını yasaklayan ülke Hindistan olmuştur. 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde dünya kitaplarının yer aldığı bölüme hangi isim verilmiştir? Bu bölüme Cihan Nüma ismi verilmiştir arkadaşlar. 2020 Ocak ayında vizelerin kaldırıldığı ülke hangisidir? 2020 Ocak ayında vizelerin kaldırıldığı ülke Cezayir'dir diyeceğiz. Aralık 2019'da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine kaydedilen kültürel unsurumuz hangisidir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise geleneksel Türk okçuluğu olacak. Sakin şehir seçilen Güdül ilçesi hangi ilimizde yer almaktadır? Ankara'da yer almaktadır arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 100 yaş ve üzeri anneler için kurulan Cennet Anneleri Hatıra Ormanları nerededir? Cennet Anneleri Hatıra Ormanları Sakarya'dadır diyeceğiz. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu şehir hangisidir? Arkadaşlar Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu şehir Gaziantep'tir diyoruz. Orhan kitabeleri ile ilgili Türkiye'de yapılan ilk çalışma kime aittir? Türkiye'de ilk çalışma Necip Asım Yazıksız tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Mutluluktan sorumlu Devlet Bakanlığı hangi ülkede kurulmuştur? Mutluluktan sorumlu Devlet Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulmuştur diyeceğiz. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle halka satılması yasaklanan kimyasal madde hangisidir? Bahsettiğimiz bu kimyasal madde siyanür olacak. Osmanlı Devleti'ndeki önemli vakan Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Osmanlı Devleti'ndeki medeni hukuka ne denir? Mecelle denir arkadaşlar. Muallimi evvel olarak da bilinen ünlü düşünür kimdir? Bahsettiğimiz bu ünlü düşünür Aristo'dur. Aselsan'ın geliştirdiği bomba imha robotunun adı nedir? Arkadaşlar Aselsan'ın geliştirdiği bomba imha robotunun adı Kaplan'dır diyoruz. TÜBİTAK desteğiyle kurulan ve dünyanın sayılı bilim merkezlerinden olan Türkiye'nin ilk bilim merkezi nerededir? Bu sorumuzun cevabı ise Konya olacak. Kar Leopar'ı ünvanına sahip Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı kimdir? Nasuh Mahruki'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.